Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Bana sorarsanız ben az önce de söyledim. Yani hiçbir dönemde bu kadar 3. Dünya Savaşı bu kadar net telaffuz edilmedi. Ki bizim Milli Savunma Bakanlığımız e, yaptığı bilgilendirme toplantısında buna ilişkin de bir başlık açıp değerlendirmemiz de bu çok önemli bir şey. Kesinlikle bu nasıl pek şimdi 3. Dünya Savaşı diyoruz ama şimdi biz bundan ne anlayacağız Fenemez? Yani şimdi... hangi cepheden yani bir ateş mi bekleniyor, bir kıvılcım mı bu nereden çıkar, nasıl? Anladığımız ve bildiğimiz usulde bir şey mi yoksa artık her şey daha farklı bir süreçte ilerliyor malum? Genelde ne savaşların anlayacağız? özüne baktığımız zaman Balkanlarda başlar. Ben yani her zaman ona bakarım. Balkanlarda eğer bir kıvılcım yanıyorsa Balkanlardan birisi bir şeyler söylüyorsa oradan başlar genelde. Yani savaşların özüne baktığımız zaman çoğunlukla oradan başlıyor. Şimdi Vucic'in açıklaması çok önemli. Sırbistan devlet başkanının açıklaması çok önemliydi. Hatta bunu ilk dilendiren kendisiydi. Üçüncü Dünya Savaşı'nı ilk net telaffuz eden isimli geçtiğimiz günlerde. Dedi ki biz yağ ve un stoklarımıza bakıyoruz. Üç ay içerisinde, dört ay içerisinde bir üçüncü dünya savaşını öngörüyorum dedi. Ve net söyledi bunu. Ardından Armanya şansölyesi açıklama yaptı ve dedi ki evet böyle bir tehlike var. Ardından Fransa e, Cumhurbaşkanı Macron'un böyle bir e, söylemi oldu ve bu söylem oturmaya başladı genelde. Yani herkes böyle birdenbire sanki bir kabul evet. başladı. Evet buna bir hazırlık yapalım, buna bir şey yapalım diye bir kabul başladı. Bu e, üçüncü Dünya Savaşı hiçbir ülke, hiçbir millet şunu netleştirelim. 3. Dünya Savaşı'nı istemezsiniz. Bir halk. Halklar ben söylüyorum. Çünkü gerçekten Üçüncü Dünya Savaşı diğer ikinci veya birinci Dünya Savaşlarına benzemeyecek. Çok daha büyük yıkıcılığı olacak. Evet. Hele hele işin içerisinde nükleer, nükleer silah, evet. balistik füzeler ve buna benzer teknolojiler girerse, yani Allah korusun, dünyada kaostan çok çok öte şeyler yaşanacak. Belki bazı bölgeler yıllarca, 30-40 yıl boyunca yaşanamayacak duruma gelecek. Çünkü bitki Tabii. örtüsü ölecek, her şey ölecek orada. Ee, Bundan dolayı savaşı tabii ki temenni etmiyoruz. Halklar da temenni etmiyor. Ki benim beklentim şu, gerçekten halklar belki harekete geçer dünyada, Amerika'da, Rusya'da ve Avrupa'da özellikle bir halk hareketleri başlarsa hatırlayacaksınız Vietnam savaşında, Vietnam savaşı'nı bitiren Amerika'nın halkıydı. Aslında yönetim, oradaki askeri şeyler, oradan çıkmayı çok arzu etmiyorlardı ama halk çıktı ve o dönem Kennedy'yi getirdiler ve Kennedy o şeyleri bitirdi. Şimdi. Halklar belki bu işi durdurabilecek. Bir de kim hangi cephede? Mesela kim kime karşı olacak? Şimdi yani zaten saflar blok, nasıl ayrışacak? Saflar ayrı bloklaşma, bloklaşmalar başladı şimdiden biliyorsunuz. Yani bir tarafta Hindistan, Çin, Kuzey Kore, e, Rusya denklemi var. Yanlarında da Belarus ve ona benzer küçük güçler var. Öte tarafta Amerika, e, İngiltere'nin başını çektiği özellikle. Hindistan'ın, e, pardon e, Fransa'nın çok çok savaş istediği, bir e, denklem var. Ardından gelen işte Almanya ve diğer Batı bloğu, hı hı. Avrupa ülkeleri var. Diğer bir blok var bu işin dışında kalmaya çalışıyor. Bu işin dışında kalmaya çalışan ülkeler Azerbaycan, şu an gördüğünüz kadarıyla Türkiye, Kafkaslardaki ülkeler, Türk ülkeleri özellikle bu işin dışında kalmaya çalışıyorlar. Yine Afrika'daki ülkelerin bazıları ama mesela Yemen, bu işin içerisinde gönüllü olarak var İran'ın yanında. İran'da biliyorsunuz Rusya'nın yanında yer alacak cephede. E, yani aslında bloklar saflaşmış Saflar belirginleşmiş durumda. Öyle görünüyor ama e, arada kaldığınız zaman siz de mutlaka zarar göreceksiniz. Yani ve arada olan ülkelerden bir, bir tanesi de Türkiye. Bir taraf olmak durumunda kalacak. Ya, taraf, tara, İkinci Dünya Savaşı'nda mesela Türkiye taraf olmadı. Ama şartlar aynı mı? E, şartlar aynı değil. Kesinlikle aynı değil. Arada kalacaksınız, zarar göreceksiniz. Bakın zarar görmeyeceksiniz demiyorum. Hatta eğer NATO bir işi bu işin ucunda olursa siz NATO müttefi bir ülkesiniz. Hı hı. E, o da sizi bağlı, bağlıyor bir yerde bir şeyler yapmak zorunda kalacaksınız. Ama e, en nihayetinde dünya zarar görecek. Ne kadar bu işin Tabii. dışında kalabiliriz onu bilmiyorum. Onu yetkililer düşünecek. Askeri e, komutanlarımız düşünecek. Bizim devlet yetkililerimiz düşünecek. Ama ben 3. Dünya Savaşı bu sefer yaşanırsa hiçbir ülkenin bundan zararsız çıkabileceğine inanmıyorum. Yıkıcılığı derseniz bütün, bütün savaşlardan çok daha yıkıcı olacak. Allah korusun. Ee, belki kitlesel büyük ölümlere neden olacak.